Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır görmemiştim seni. Çok mutlu oldum ya. Ya teşekkür ederim. Yine gel hayatlar. İkinci filmi çektiler, artık meclise girdiler. Bundan sonra hedef Avrupa Birliği diyorlar. Buyurun söz size. Valla meclisin başkanını da ben oynadım misafir olarak. Keyifli bir film olduğuna eminim. Mizah çok önemli. Özellikle son aylarda yaşadığımız o kadar çok üzüntülü olay, üst üste gelen o kadar sıkıcı olay var ki şu anda da bence toplumun bu anlamda gülmeye, tebessüme, nefes almaya ihtiyacı olduğu şu zamanlarda da sevgili Mahsun Karaca ve arkadaşlarının yaptığı bu film, benim de küçük bir katkım vardı. Bu filmde olmak keyifli. Umarım seyircisi ve gişesi bol olur. Çünkü mizah bu toplumu bir araya getiren, bu toplumda keyif ve huzur yaratan, bu toplumda insanların gerilen sinirlerini tedavi eden çok önemli bir sanat dalı. Umarım bol bol seyircisi olur. Abi müsaade edersen ben kardeşimize bir iki soru sormak istiyorum. Onu ilgilendiren konular var. Türkiye eskiden de çok güvenli bir ülke sayılır mıydı emin değilim. Ama artık son zamanlarda yaşadığımız olaylar hepimizin kanını dondurdu. Genç bir kardeşimiz olarak, genç bir kız olarak sen olaylara hangi pencereden bakıyorsun? Ya tabii ki de çok kötü. Burada hani genç kız olsun, büyük olsun, gerçekten yaşadıklarımız korkunç ve kan dondurucu ve maalesef hani artık güvende hissetmek zor. Ve ben de çok üzülüyorum tabii ki. Sonuçta bu yaşanan olaylar benim yaşıtlarım. Korkunç, söylenecek bir şey yok. Babamın söylediği gibi bence mizaha ve biri olmaya çok ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var. Herkes bir durursa anca daha iyi olur her şey. Türkiye'de kadın ne zaman hak ettiği değeri görecek? Yani... Ümidin var mı? Ümidim var. Ümidim olmasa zaten burada olamazdım. Ümidim var ama ne zaman bilmiyorum. Yani herkes bir olup bunu fark ettiği zaman. Şimdi başka bir konuya gireyim. Çok özel. Herkes, baktım şöyle bir Twitter'a, X'e Gazman'ı soruyor abi. Efsane geri dönecek mi diyorlar? Yok. Efsane şu anda beklesin. Yeni yeni kahramanlar, yeni yeni karakterler çıkar. Onlarla insanlar buluşurlar. Biz de yardımcı oluruz. O 90'lardaki, 2000'lerdeki mizan tadı sanki çok başkaydı Hamdi abi, değil mi ya? Yani? Öyle. Yani eskinin tadı, yani ona bakarsan herhalde bizim büyüklerimiz de 40'lar 50'leri derdi. 40-50'lerde olanlar daha önceleri derdi. Evet. Hayat böyle maalesef. Oyuncu olmayı düşünüyor musun? Ya ben zaten dizide oynadım Korkma Ben Yanındayım da. Güzel bir deneyimdi benim için. Bir daha fırsatı gelirse düşünürüm tabii ki. Sonuçta ailem de yapıyor falan. Özel şartların var mı? Hani nasıl şartlar? Ne bileyim, hani Türkan Şoray kanunlar olur ya bizim sektörde. Yok. O şimdi okuyacak ondan tamam. Sonra inşallah. Aynen. Allah zihin açıklığı versin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.